Kıymetli TV 111 izleyicileri, bir haftalık bir aradan sonra yeni bir haftanın yorumu programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Avukat Safa Mürsel ile gündemde öne çıkan başlıkları haftanın yorumu programında ekranlarınıza yansıtmaya çalışacağız tabii ki. Her zaman olduğu gibi farklı bakış açılarıyla. Hemen Avukat Safa Mürsel'e dönmek istiyorum. Merakla beklenen bir karar bu geçtiğimiz hafta açıklanmış oldu. Risale-i Nur'ların basım yetkisi artık Diyanet'e verildi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ait eserler üzerindeki hakların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kullanılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayımlandı. Evet. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Gerçi resmi gazetede yayımlanması bekleniyordu, beklenen bir şeydi ama bir nebze olsun tartışmaları da bir farklı boyuta çekmiş olacak bu karar. Gerçi CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Henüz Anayasa Mahkemesi bu kararın iptali yönündeki görüşmeyi sağlamadı. Yakın bir zamanda o da sağlayacaktır. Bakalım oradan ne tür bir karar çıkacak ama bu karara nasıl bakmamız gerekiyor? Şimdi bir kitabın yayınlanıp yayınlanmaması, nasıl yayınlanacağı, kimin tarafından yayınlanacağı konuları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda çok detaylıca düzenlenmiştir. Ve 1951 tarihli bir kanundur. Ama zaman içinde üzerinde çok değişiklikler yapılarak gelmiştir. Bunun bir 47. maddesi vardı. İşte bu risalelerin basımına ilişkin bir dayanak teşkil edecek şekilde kamuya mal edilmesi kavramıyla ifade edilen bir husustu. Onun üzerinde yapılan bir değişiklikle, torba kanununda yapılan bir değişiklikle Risale-i Nur'ların da üzerinde koruma süresini beklemeksizin bir Bakanlar Kurulu kararıyla yeni bir şekil verilebileceği konusu düzenlendi. Bakanlar Kurulu'nun kararı yayınlandıktan sonra bir konunun yetkilendirilme merci olarak Diyanet İşleri'nin görevlendirilmiş olması sebebiyle de Diyanet İşleri Başkanlığı bir fiili ve hukuki sorumluluk üstlenmiş oldu. Şimdi bunun nasıl hayata geçirileceği konusundaki düzenleme enteresan ve ilginç ve belki de bu düzenlemelerin yapılmasına temel teşkil eden anlayışa da çok uygun bir vakıf teşkili öngörülüyor ve bu vakfın basım işlerinden sorumlu olmasına ilişkin bir düzenleme getirilecek. Bu vakfın kurucularının Bediüzzaman Hazretleri'nin neşriyatla görevlendirdiği talebelerinden özellikle oluşması öngörülüyor. Bu haliyle eğer Risale-i Nur'ların aslına, orijinaline sadakat tarzında yanlış anlaşılacak rastgele tasarruflar yapılmasını engelleyecek bir yayın çizgisi oluşturulabilirse ki inşallah ben oluşabileceğine de inanıyorum ve güveniyorum. Burada tartışılacak bir konu olmadığını söyleyebiliriz. Fakat iş hukuki süreç içinde resmiyete intikal ettiği nispetle de haliyle olumlu ve olumsuz riskleri taşıyacaktır. Ama şu anda geldiği nokta işin düzenlemesine esas teşkil eden hareket noktası belki amacı maksadı karşılayacak bir konuma geldi denebilir. Biraz evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi ama konunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüş bir iptal davası var. Kanunda yapılan değişikliğin iptal amacıyla bir iptal davası açıldı. Yürütmeyi durdurma talebini ilk anda mahkemenin ele almayışı da belki bu işlerin daha çok çıkmaza girmemesi için isabetli oldu. Bir zaman kazanılmış oldu ve yapılan düzenlemenin nasıl işleyeceğine ilişkin bir test imkanı da olacak bu arada. Evet. O yönüyle ben yapılanların özellikle Bediüzzaman'ın neşriyatla görevlendirdiği talebeleri tarafından alınan inisiyatifin son derece iyi niyetli olduğundan şahsen hiç şüphem yok. Ve bunun üzerinde bir tekel oluşturmak gibi bir amacın güdüldüğünü söylemek de son derece yanlış olur. Şimdi kurulan ki bu yönde yayın yapan yayın organları var. Evet, yani bunu şimdi niyet okumak gibi telakki ederim. Bunu son derece yersiz buluyorum. Yapılan bir yanlış olursa
olaya özel tepkiyi ortaya koymak gerekir. Nasıl olması gerektiğine ilişkin eleştirilerin de yapılması gerekir. Şu anda ben basmak istiyorum orijinaline bağlı olarak bunları yayınlayacağım diyen herkese bu imkan verilecek. Ama yeni bir mükellefiyet geliyor. Şimdiye kadar çok istisnai olarak hiçbir eser koruma süresi içinde telif ücretlerinden mahrum olamazdı, olmazdı. Yazarına veya mirasçılarına telif ücreti ödeyerek ancak o eseri basabilirdiniz. Ama Bediüzzaman'ın vefatından bu yana 50-55 yıla yakın zaman içinde bu eserlerin basımı kimse için bir telif ücretinin konusu olmamış. Anonim eser telakki edilerek her önüne gelen tarafından istediği gibi basılabilmiş. Ama bugüne kadar yanlış falan yapılmamıştı. Aslını tahrif edecek anlamda bir şey de yapılmamıştı. Onun için sessiz sedasız bir yıl öncesine kadar gelindi. Fakat zaman geçtikçe eserlerin içeriği üzerinde, muhtevası üzerinde ulu orta rastgele düzenlemelerin yapılabileceği, müdahalelerin yapılabileceği ve yapıldığı görüldüğü için sadeleştirme veya buna benzer şekilde bunu bir tedbir almak ihtiyacı duyuldu ve duyulması da gayet doğaldır. Çünkü bu eserlerin gerçekten başka zeminlerde de ifade ettiğim gibi, geçen haftaki programımızda da ifade ettiğimiz gibi müellifi nasıl basılabileceğine ilişkin, bunun üzerinde nasıl tasarruf edilebileceğine ilişkin daha doğrusu bir beyanı var. Şerh, izah ve tanzim diyor. Yani bunun üzerinde siz aslında sadık kalarak şerh yapabilirsiniz, tanzim yapabilirsiniz. Mesela Hizmet Rehberi adlı kitap Bediüzzaman'ın vefatından sonra basılmıştır ama Risale-i Nur'un hizmet tarzı nedir, nasıldır ve nasıl olmalıdır gibi konuları risalelerden seçme pasajlar şeklinde tanzim edilmiştir o manada. Evet. Ya da son yıllarda özellikle söz basımın çıkarttığı Taziye Risalesi evet. gibi risaleler de yine Risale-i Nur'dan tanzim edilerek kazanan evet. risaleler olarak yerlerini aldı. Şimdi bu tür gelişmeler kendini bu konuda sorumlu gören neşriyatla Bediüzzaman'dan bir görev aldığını inanan abiler tarafından bir tedirginlik konusu oldu. Bunu yadırgamıyorum şahsen. Çünkü zaman içinde ne gibi çok kabullenilemez tahriflere gidebileceğine ilişkin bir süreciye geçilebileceği endişesi de yok değil, var. O yönüyle şimdi alınan hukuki tedbir aslında bir telif ücreti ödeme yükümlülüğü getiriyor. Biraz da ifade edilmeyen tepkilerin altında bu sebep var gibi görüyorum. İnşallah öyle değildir. Dolayısıyla telif ücreti ödenerek yapılacak baskılar belli bir maliyet de getirecektir. Şimdiye kadar bu konularda maliyet unsuru çok öne çıkmış değildi. Bundan sonra çıkacaktır. Ama netice itibariyle bugün belki 25-30 yayın evi tarafından risaleler basılıyor. Ve hepsi telifsiz basılıyor. Bu yükümlülüğün getirilmiş olması bence bu kadar bir tepkinin konusu olmamak gerekir. Aslında herkesin aslına bağlı, sadık kalarak baskı yapabilme yolunun açık olması burada önemli bir noktaya nazar olmalıdır. Evet. Ben onun sağlandığını ve sağlanacağını inanıyorum ve inanmak istiyorum ve görmek de istiyorum şahsen. Bu husus görülmeden peşin peşin tepki göstermenin çok doğru olduğu inancında değilim. Önümüzdeki uygulama bunun nasıl gelişeceğini bize gösterecek. Alınan inisiyatiflerin ben özellikle iyi niyetli olduğu inancındayım. İnşallah aksi bir gelişmeyle de karşılaşmayız. İnşallah. Evet. Hemen bir diğer gündem konusuna. Evet, burada yani mesela herkes tarafından üzüm yemek olmalı, bekçi dövmek olmamalı. Yani Risale-i Nur'ların gerçekten muhtaç ellere, gönüllere, akıllara ulaştırılması herkesin temel hareket noktası olmalı.
İnşallah başka mülahazalar hiç etkili olmamalı. Evet, inşallah evet, bundan evet, sonra da evet, öyle olur. Evet. Tabii Anayasa Mahkemesi'ne gözler çevrilmiş durumda. Evet. Anayasa Mahkemesi'nden bakalım ne tür bir karar çıkacak. Bu kararı da yine burada TV111 ekranlarında size sormuş i̇nşallah, olacağız. İnşallah. İnşallah Anayasa Mahkemesi'nden de iptali yönünde bir karar çıkmaz. Çünkü işler daha da karmaşık hale gelir gibi. Yani şimdiden konuşmak istemiyorum ama onu geldiği gün konuşalım. Onu inşallah geldiği gün evet, konuşalım. Şu anda evet, geçici bir çözüm bulunmuş gibi kabul ediyorum. Dediğiniz gibi bu yargı süreci devam ederken bunu söylemek henüz çok erken. O bakımdan bugün bulunan çözümün geçerli olmasını ve herkesin de bundan beklediğini alabileceği, yapmak istediğini yapabileceği bir ortam ve imkan oluşsun. Bunu temenni etmemiz lazım. Evet. Geçelim bir diğer gündem evet, maddesine. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ferguson yine karıştı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi genç Michael Brown'u öldüren polisin aklanması üzerine başlayan gösteriler tüm evet, ülkeye yayıldı. Evet. Korkulan oldu. Evet. Ve valinin talebi üzerine geçtiğimiz hafta Ferguson'a 2000 asker gönderildi. Evet. Her mağazanın önünde bir asker nöbet tutmaya başladı. Ve işin ilginç tarafı Gezi kalkışmasında İstanbul'dan aralıksız canlı yayın yapan evet, CNN Ferguson'daki olayları görmedi ve halk CNN'i protesto etti. CNN'in merkez binasının önüne evet, giderek evet, CNN protesto edildi. Özellikle tabii Christiana Amanpour Türkiye'de Gezi kalkışması esnasında sürekli evet, canlı yayını yöneten moderatördü evet, CNN International'da. Ve Amerika Birleşik Devletleri de sokak olaylarıyla imtihan ediliyor. Evet. Obama'dan itidal çağrıları geldi, evet, yapıldı. Ama gözler ve dikkatler Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmiş, yönelmiş durumda. Evet. Şimdi Ferguson olayları Batı dünyası için, kıta Avrupa'sıyla, Amerika'sıyla önemli bir test unsuru oldu. Çifte standart bakımından. Hem sizin ifade ettiğiniz gibi başka yerlerde yaşanan bazı olayları büyüterek bir iç savaş görüntüsüyle vermek ve kendi toplumunda yaşanan daha derin boyutları olan olayları da görmezden gelmek bir ikiyüzlülük göstergesidir. Ve bu bir kültürel zafiyetin, kimlik zafiyetinin göstergesidir. O yönüyle Batı'yı bu açıdan hakikaten dikkate almamız lazım ve Batı'nın kendinde bu noktadan çek etmesi lazım. Bunun çok ihtiyacı olduğunu görüyorum. Çünkü Ferguson olayları diğer ikinci bir boyutuyla da terör ve benzeri olaylar karşısında Batı kamuoyunun nasıl bir duyarlılık içinde olduğunu, telaş ve hassasiyet içine girebildiğinin de önemli bir göstergesi. Neticede böyle bir kişi polisin çok da dikkatsiz ve özensiz tavrıyla hayatını kaybetmiştir ve insanlar sokağa dökülmüştür. Kendi yaşadığı kasabada, o hadisenin olduğu kasabada sokağa dökülmüştür. Ve sonradan da jürinin gerçekten akıl alacak şey değil, öldürmeye yapan polisin yargılanmasına gerek olmadığına ilişkin bir karar vermesi de çok insani damarı ölmemiş vicdanlarda çok bir itiraz meydana getirdi. Sadece Amerika ile sınırlı kalmadı. Bakın Avrupa'ya doğru da o itirazlar, gösteriler geliyor. İngiltere'de de yapıldı o konuda çok ciddi itirazlar, gösteriler. Batı kamuoyunun Doğu'da, Orta Doğu'da yaşanan şu çalkantılı dönem, Irak'ı ile, Suriye'si ile, hatta Türkiye'deki terör olayları ile bile, geçmiş yıllardan bugüne, yaşanan terör olaylarına karşı son derece duyarsız kaldığı bir gerçektir. Hiç siz terör yaşıyormuşsunuz, yaşamıyormuşsunuz umurunda değildir ve gündeminde değildir. Yani bana dokunmayan yılan bir yıl aynen, yaşasın. Aynen onu diyeceğim. Ah vah bile etmezler. Ve bu bölgeyi kontrol etmenin böyle bir çatışma dinamiği üzerine oturması gerektiğinde görürler. Hatta onu son yıllarda o derece ileri götürdüler ki işte Irak halen bir olayda 25, 30, 35, 40 kişinin ölebildiği intihar saldırılarıyla sarsılıyor. Suriye devlet terörüyle, varil bombalarıyla insanların, çocukların, kadınların 40-50'lik bloklar halinde öldüğü bir süreç yaşanıyor. Uzun yıllar Türkiye'de PKK terörü sebebiyle
10 asker bizden, 15 terörist onlardan öldürüldü tarzında işin çeteleye vurulduğu süreçler yaşandı. Kimsenin kılı kıpırdamadı. Bu yönüyle Ferguson olayları sadece Amerika için değil, bütün Batı dünyası için önemli bir uyarı olmalıdır. Batı hep şu rahatlığın içinde. Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da, Afrika'da, Asya'da, Afganistan'da böyle terörist olaylar oluyor ama bırak birbirlerini yesinler duyarsızlığı içinde. Benim sizin dediğiniz gibi bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Benim coğrafyamda terör olmadıktan sonra önemli değil. Ha bu gibi olaylar gösteriyor ki sizin coğrafyanızda da böyle olaylar olabilir. Ve olmasına da çok müsait bir potansiyel var. Biz de geçenlerde bir kamu düzenini sağlayıcı, kanun değişikliği bir düzenlemesi yapılacağı zaman sevk edilen kanun tasarısında makul şüphe üzerine insanların sorgulanabileceği falan diye esası getirilmişti. Şu olayda, Ferguson'da çocuğun öldürüldüğü olayda polisin tutumu makul şüphe değil. Hiç şüphe etmeden adamı doğrudan doğruya indi, 2 saniye içinde vurdu. Dolayısıyla... Ve 12 yaşındaki bir çocuk daha öldürüldü. Evet. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde. Elinde oyuncak tabanca olduğu için. Oyuncak tabancayla. Ve böyle olunca bu olaylar ve işin garibi dikkat etmişsinizdir. Polisle olay mahallindeki insanlar arasında, olayı haber veren insanlar arasındaki görüşmede ölen siyah mı beyaz mı? Onu soruyor. Daha hala zihinlerin arka planlarında ırkçı, etnik, ayrımcı bir toplum tasavvuru silinememiş. Bu da medeni bir... Henüz bunu kıramadı değil mi? Kıramadı, görülüyor. Yani bir polis bunu nasıl sorar? İnsan ölmüş orada ya. Beyaz da ölebilirdi, siyah da ölebilirdi. Siyah ölmüş, onun için önemli değil. Ne kadar siyah ölürse ölsün. Yani insan hakları üzerinde ikide bir hakikaten Türkiye gibi ve daha başka ülkelere akıl vermeye kalkan, hatta bu noktada bir dizayn vermeye kalkan Batı kendi ayıbını görmekten çok uzak. Görmek de istemiyor. Ve Batı'nın ben bugünkü yaşam tarzıyla, kültürel yapısıyla toplum dinamizmini taşıyacak bir mecali olduğunda şahsen inanmıyorum. İşte bakın bir olay, bir öldürme olayı bile bütün Amerika'yı ve hatta Avrupa'yı sarsacak şekilde tepki meydana getirdi. Bu gibi olayların tekrar ettiği durumlarda Batı toplumlarının bünyesi buradan gelecek tepkilere direnecek güçte değil. Esas korkmaları gereken nokta burası. Yani başkalarının üstünden terör ticareti yaparak kamu düzeninizi sağlayamadığınızı göreceksiniz ve görüyorsunuz. O yönüyle biz bu Ferguson olayının Batı'nın ikiyüzlülüğünü görmemize vesile olması bakımından ve belki Batı'nın da gerçekten ben nereye gidiyorum tarzında bir çeki düzen verme, kendisine çeki düzen verme konusunda önemli bir ikaz teşkil etmelidir. Hiç de övünülecek bir hadise değil ve geçiştirilecek bir hadise de değil. Ve bunun hukukun gölgesinde yapılmış olması da ayrı bir rezalet. Evet. Bir insan ölmüş netice itibariyle bunun bir en azından sorgulanması, bir iddianameye bağlanması gerektiğine ilişkin, dava açılması gerektiğine ilişkin bir kararın insana saygı gereği alınması lazım. Bunu almak lüzumunu bile duymuyor. Ve bunu yapan da jüri. O toplumun, belki o bölgenin insanlarından oluşmuş, belki beyazlardan oluşmuş bir jüri yargılamaya gerek görmüyor. Bu kadar insan haklarının istismar edildiği, saygısızca karşılandığı, tepelendiği bir yerde bu gibi olayların daha ileri boyutlarda yaşanması son derece kolaydır ve mümkündür. Evet. Evet. Öte yandan hemen bir diğer gündem başlığına geçecek olursak, Türkiye'ye 6. Papa ziyareti şu günlerde gerçekleşiyor. Papa Francis Türkiye'yi ziyaret eden 6. Papa oldu. Evet. Önceki gün Ankara'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin ilk uluslararası misafiriydi. Papa 6. Türkiye'yi ziyaret eden 6. Papa olan Francis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yaptı. Ortak basın toplantısında
özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa dinler arası diyaloğun biraz daha arttırılması gerektiğini, evet, IŞİD'e karşı ortak mücadelenin yapılması gerektiği yönünde fikirlerini beyan ettiler. Ardından Papa İstanbul'a geçti. İstanbul'da Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti ve sonrasında Ayasofya ziyareti bulundu. Evet. Papa Francis'in özellikle 30 Kasım'daki Aziz Andreas yortusuna katılmak üzere Türkiye'ye geldiği de ifade ediliyor. Evet. Daha önceki papaların geliş tarihleri de hep aynı tarihlere rast gelmiş. Bunun bir tesadüf olmadığı söyleniyor. Evet. Asıl geliş amacının Aziz Andreas yortusuna katılmak olduğu ifade ediliyor. Papa'nın Türkiye ziyaretini ve sonrasında yapılan açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Katolik dünyasının papaları özellikle Türkiye'ye sizin de ifade ettiğiniz gibi zaman zaman yeni seçilmiş olan her papa aşağı yukarı geldi Türkiye'ye. Son yıllarda özellikle. Ve bunu gelmek ihtiyacını duymaları ve Türkiye'nin bunları misafir etmesi, iki farklı din mensuplarının bir araya gelmesi olarak görmek ve bu alanda bir yakınlaşmanın toplumlar arası, dinler arası problemlerin çözümüne ilişkin bir zemin bulmak bakımından şüphesiz çok faydalı ve gereklidir. Hele bugün dünyada birinci çatışma konusu ırksa, etnisiteyse, ikinci çatışma konusu da din farklılıkları, inanç farklılıkları, mezhep farklılıkları. Bu insanın ortak problemi bugün. Bunların nasıl aşılabileceğini, ortak bir dil nasıl oluşturulabileceğini, bugünün Müslümanları ile Hristiyanları ihtiyaç duymak zorundadır. Ve burada gene Bediüzzaman Hazretleri'ne referans vermek zorundayız. Bu ihtiyacı bundan 80-90 sene evvel duyanlardan birisidir. Yani insan kimliğindeki ahlaki ve manevi değer aşınmalarının insanlığı manen sefalete ve ahlaksızlığa götürdüğünü, sefahatin ve ahlaksızlığın yaygınlaşma istidadı kazandığını ve bunun temelinde de bir inanç zafiyeti bulunduğunu ifadeyle Müslümanlarla Hristiyanların bu noktalarda dini kültür ve değerlerden istifadeyle toplumlarının, insanlarının yeniden inşasına çalışmaları gerektiğini söylemiş. Bu noktada gerekirse işbirliği yapılması gerektiğini de söylemiş. Bu ihtiyaç bugün hala var ve belki artarak var. Buna ilgisiz kalmak da mümkün değil. Öyleyse Müslüman ve Hristiyan liderlerin özellikle bir araya gelmesinin ben özellikle bu konjonktürde son derece yararlı ve tedbir alma konusunda da etkili olabileceğine inanıyorum. Bunu o anlamda bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir diye de düşünüyorum. Ve birbirlerinizle karşı karşıya geldiğiniz zaman demin bakın Batı'nın duyarsızlığını, sendeki teröre göz yumuyor ama kendisi de en ufak bir terör olaylarından büyük telaşa kapılıyor ve büyük toplumsal sarsıntılar yaşıyor. Bu anlamda yaşanan olumsuz diyalogların bugün Batı'da ayrıca bir de İslamofobi denen bir gerçek var. İslam'ı çirkin göstermek, sevimsiz göstermek, hatta terörist göstermek tarzında çok yoğun bir fikri bombardıman var, medyatik bombardıman var. Toplumlarda buna inanmış önemli kesimler var. Evet. Bu sadece Türkiye'den gitmiş değil, İslam dünyasından gitmiş, Cezayir'den gitmiş, Fas'tan gitmiş, diğer İslam ülkelerinden gitmiş, Batı'ya gitmiş insanlar bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bizim Avrupa'da 3-3,5 milyon insanımız var. Belki bir o kadar da diğer ülkelerden gelmiş insanlar var. Ve Avrupa toplumunun içinde de aynı hayatın şartlarını paylaşmak durumunda olan bu insanların karşı karşıya oldukları sıkıntılar var. Bu sıkıntıların bertaraf edilmesi için dini önderlerin, siyasi önderlerin zaman zaman bir araya gelerek nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin çözümler üretmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları lazım. Bunu alelade usul yerine bulsun diye yapılmış bir ziyaret olarak görmek de gerçekten doğru değil. Hatta bir fırsat olarak telakki edip aradaki gerilimleri, yanlış anlamaları bertaraf edecek bir fikir alışverişi olarak
hatta strateji alışveriş olarak görmek lazım ki bu sorunlar biraz hararetini toplumlardaki nefret haleti ruhiyet psikolojisini terk etsin, bırakabilsin. Onun için bu ziyareti şahsen hiçbir zaman küçümsememek lazım. Bu anlamda yapılacak ilişkileri, kurulacak ilişkileri de gereken değeri karşılıklı olarak vermek gerekiyor. Ben bu arada bu işin genel çerçevesidir. Sayın Papa buraya geldiği zaman bugün özellikle günümüzün yaşanan sıcak gerçekleri var. Bölgemizde yaşanan gerçekler var, dünyada yaşanan gerçekler var. Ki biraz. Türkiye'yi takdir etti özellikle Suriyeli ve Iraklı mültecilerin evet. korunması ve bakılması noktasında. Evet. Ve Tanrı Türk'ü Türkiye'yi korusun. Bak, ve kutsasın açıklamasını yaptı. Fethi Bey, yani sözü ağzıma verdi. Buraya girmek istemiyordum ama Türkiye'yi her gelen takdir ediyor. Suriyelileri gösterdiğimiz misafirperverlik konusunda. Başkalarını demeyeceğim ama kilisenin, çok affedersiniz, bir yıl, geçen gün haberlerde vardı, bir yıl içinde tacize maruz kalmış çocuk ve ailelere karşı ödediği tazminat $400 milyon. Biliyor musunuz? Oldukça yüksek bir rakam. Kilise mensuplarından kaynaklanan bu tür suçlar ve fiiller örtülerek, bastırılarak, para verilerek kapatılmak isteniyor. Ve ödediği para $400 milyon. Söyleyebilir misiniz o kilisenin oradakiler de insan, 1.5-2 milyon insan göçmen orada. Nasıl yaşadıklarını görüyoruz. Bir $100 milyon gönderdi mi? Gönderebiliyor mu? Takdir etmekle mesele bitmiyor ki. Bu insani bir meseledir. Yani taşın altına evlerini koymuyorlar. Sadece Türkiye'nin meselesi değil ki bu. Bu insanlığın meselesi orada. Amerika bir taraftan bombalıyor, Esed bir taraftan bombalıyor. İki ateş arasında kalmış insanlar canlarını kurtarmak için Türkiye'ye göç ediyorlar. Ve başka yer, 11 kişiyi göçmen olarak almak için bir sürü formalite koşuyor. Batı ülkeleri. Ben 26 kişi alırım diyor. Yani bir aile bile yetmeyecek neredeyse. Onların bu kadar böyle hassiz davrandıkları yerde Türkiye'yi takdir etmek bu iş için bir görevin ifası değil Fethi Bey. Orada hakikaten kilisenin öyle bir imajı vardır ki dünyada, tarihte zorda kalmış insanlar ulaşır ve onları hayata bağlar. Maddi yardım eder. Manen inancına bağlar. Ve Afrika'daki %90 Müslümanın bugün %30-40'lara düşmüş olması Hristiyanlığın, kilisenin bu tür çalışmaları misyonerlik faaliyetleri olmuştur. Onun için bugün burada kanayan bir yara var. Bak kış geldi, çocuklar hakikaten terlikle geziyorlar o soğuğun içinde. Çamurun içinde. Ki bu geçtiğimiz haftayı damga vuran bir fotoğraf. Evet, Ankara'da bir Suriyeli kız çocuğu otobüsün egzozunda ellerini ısıtmaya çalışıyordu. Evet. Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanı onun Papa'nın huzurunda çok şeyler söylemiş. İnsani değerler, adalet, refahı paylaşmak gibi. Aslında yaşanan olaylara karşı biraz da elinizi taşın altına koyun manasına gelecek şeyler söylemiş Sayın Cumhurbaşkanı. Adalet ihtiyacından, güven ihtiyacından, insanların refah ihtiyacından ve bunun paylaşılması gerektiği ihtiyacından bahsetmiş ki bugün özellikle bu göçmen durumundaki insanlar 1.5-2 milyon insan. Dile kolay gerçekten. Ve gitgide de artması tahmin ediliyor. İnşallah artmaz. Halep olursa diyorlar. Tabii ciddi bir şekilde belki bir o kadar daha insan gelme ihtimali var. Yoksa bile önemli bir ölçüde insan gelme ihtimali var. Bu bakımdan kutsallarından soyutlanmış bir dünyada belki insanların maddi ve manevi imdadına biraz manevi değerlere, inançlara, ahlaka inanan çevrelerin, mensup olan çevrelerin yapacağı çok iş var. Burada Müslümanlar kadar Hristiyanlara da iş düşüyor. Evet. Onun için biraz evvel dediğimiz gibi başka yerlere gereksiz kaynakların savrulmasından ziyade burada bir insanlık yarası var. Belki onların için Hristiyanlar da var biliyor musunuz? Orta Doğu öyle çok önemli bir mozaiktir. Kürdü, Türkü, Ezidisi, şusu busu olduğu kadar Hristiyanı, Yahudisi de olan bir dünyadır. Kesinlikle. Onların içinde böylelerin de olduğuna inanıyorum. O yönüyle açlık ve hastalıklara karşı
alınacak tedbirlerin, üretilecek tedbirlerin önemli bir yeri var, rolü var. Ve yaratılmışların korunması diye bir kavramı var Sayın Papa kullanmış. Yani gerçekten hani bizde de kullanılan yaratılmışı severiz yaradandan ötürü. Ortak bir Allah'ımız varsa onları yaratanların korunması hepimizin amacı olmalı. Evet. Gündemi olmalı. Bu duyguların hayata geçirilmesine vesile olabilirse Papa'nın ziyaretinin çok faydalı ve bekleneniye vermiş olacağını düşünüyorum. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben de teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta farklı gündem başlıklarına, farklı bakış açılarıyla burada olmaya devam edeceğiz. İnşallah. Kıymetli TV111 izleyicileri, bir haftanın yorumu programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Avukat Safa Mürsel de gündem başlıklarına farklı bakış açılarını ekranlarınıza yansıtmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek ümidiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.